parti üyelik sizce hangi ihtiyaçtan kaynaklandı? Siz hangi ihtiyaçtan kalkarak böyle karar verdiniz? Benim bir üniversite kariyerim var. Bu kariyerde başta gelen konu ve çalışma alanı toplumsal politika, sosyal politika ve işçileri çok yakından ilgilendiren konular. Bu konuların yaşama geçirilmesi, özellikle hükümetlerin, partilerin bu konular karşısındaki davranışları, tutumları değerlendirmeleri. Ve ben üniversiteye katılmadan önce, Ankara Üniversitesi'ne katılmadan önce Ankara Üniversitesi'nde yalnız siyasal bilgiler fakültesinde rahmetli Şevket Raşit Hatipoğlu'nu daha çok siyasetçidir biliyorsunuz. Fakat bir yandan da işçi konularıyla az çok ilgilenmiş ve onun aracılığıyla, onun önerileriyle, teşvikleriyle İşçi Partisi ile işçi yaşamı ile ilgili bazı konular ve bu arada konuları da aşarak bazı dersler Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin dersler arasında yer almıştır. Ve Şevket Raşit Hatipoğlu emekli olup ayrıldıktan sonra ben üniversiteye o sıralarda katıldım ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yalnız haftada bir saat olan İçtimai İktisat adını taşıyan bir ders okutulmaktaydı. Benim katılmamdan sonra bu ders sayıları, yani derslerin süresi, okutulması tamamıyla yeniden ele alındı. Derslerin adı değiştirildi. İçtimai iktisat yerine sosyal politika oldu. Tabii hoca değişti. Şevket Raşit Hatipoğlu'nun alanı daha çok rahat tarımla ilgili alan, tarım politikaları. Fakat o arada fakültede başka bu konularla yakından ilgi duyan pek fazla arkadaş olmadığı için Şevket Raşit Hatipoğlu bir süre İçtimai İktisat adlı dersi okuttu. Ben katıldıktan sonra 60'lardan önce 50'lerde tabii ben katıldıktan sonra İçtimai İktisat'ın adı sosyal politikaya dönüştü. Ders saatleri çoğaltıldı. Bir kürsü niteliğini kazandı. Bir hocanın kürsüyü yönetmekte olan hocanın yanında meslektaşları yavaş yavaş bu alanın meslekle ilgilenenleri yer almaya başladı. Ve böylece bir saatlik ders zaman içinde ve yeni genç kuşaktan katılımlar da ilgi duyarak bu konuya bir saatlik ders bir kürsüye dönüştü. Bir içtimai iktisat sosyal politika oldu. Ve ondan sonra da kürsüyü de aşarak bir bölüm oldu. Ve bugün
gün bir bölüm olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bu sosyal politika adıyla bir ders okutulmaktadır. Diğer herhangi bir ilim dalı gibi haftada 3 saat, 4 saat durumlara göre bu ders geç kuşaklar tarafından okutulmaktadır. Alparslan'ın Şükrü, Profesör Şükrü, Profesör Profesör işte şimdi gelmedi birden hatırıma birkaç doçent bu kürsüyü oluşturmuştur. Ve kürsü bu şimdi benden sonra ben emekli olup ayrıldıktan sonra kürsünün başına Alparslan Işıklı geçmiştir ve şimdi derde de Alparslan Işıklı'nın yönetiminde kürsü genişleyerek, büyüyerek başka hocalar da katılarak, profesörlük niteliğindeki hocalar da katılarak son şartları asistanlarıyla birlikte bir önemli bölüm olmuştur Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve böylece bu bölüm yalnız Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde değil, diğer üniversitelere de el atmıştır, yansımıştır. Gerçi İstanbul'da, İstanbul İktisat Fakültesi'nde Alman hocalar, Hitler'den kaçan Alman hocalar, içtimai iktisadı orada da sosyal politika adıyla okutmaya başlamışlardır. Ve İstanbul Üniversitesi'nde bu dersin okutulmaya başlaması özellikle bu Almanya'dan kaçan Hitler'den kaçan hocaların katkılarıyla olmuştur. Ve oradan yavaş yavaş yeni üniversiteler kuruldukça o üniversitelerin ders programları arasında sosyal politika adıyla bu ders okutulmaya başlanmıştır. Şimdi Türkiye'de hemen hemen bütün üniversitelerde sosyal politika dersi okutulmakta. Onun bir dalı olan sosyal güvenlik dersi okutulmakta. Ve bütün üniversitelerde, yeni üniversitelerde genç bir kuşak bu dalda yetişmiş bulunmakta. Böylece bir dersten, haftada bir saatlik dersle başlayan 1960'larda dersle başlayan haftada bir saat boyu ve içtimai iktisat adını taşıyan ders zaman içinde İstanbul Üniversitesi'ndeki genç kuşakların, genç hocaların da katkılarıyla sosyal politika alanı almış ve sosyal politikanın dalları sosyal politikanın en geniş bir biçimde okutulmasına yol vermiş ve bugün bütün üniversitelerde, yeni ve eski üniversitelerde sosyal politika adıyla ve onun yan dallarıyla bu ders okutulmakta şehrimizdedir. Hocam, şeyi çok iyi biliyoruz sizin Türkiye'deki işçi hakları ile ilgili mücadelenizi. Biraz da bundan bahseder misiniz? Nedir? İşçi haklarıyla ilgili evet. Yani hem bu dersler arasından hem de tabii şimdi Batı'da sosyal politika toplumun yapısıyla paralel olarak üniversitelere girmiş, üniversitelerden toplumun diğer dallarına, diğer birimlerine yansımıştır. Bu sanayi devrimi kuşkusuz yalnız sanayi de bir devrim değildir. Aynı zamanda çalışma yaşamında da bir devrimdir.
ve sanayi devrimiyle birlikte üniversitelerde, Batı'da çalışma ekonomisi adıyla, çalışma politikası adıyla, sosyal güvenlik adıyla yeni alanlar, yeni dersler üniversitenin bilimsel çalışmaları arasında yer almış ve böylece zaman içinde Batı'da bütün üniversitelerde sosyal politika, sosyal güvenlik dersleri en geniş ölçüde okutulurken Türkiye'de de ve özellikle Hitler'den kaçan hocaların İstanbul Üniversitesi'ndeki çalışmalarıyla Türkiye'de de sosyal politika ve onun bir dalı olan sosyal güvenlik ve sosyal güvenliğe ilişkin ekonomik gelişmeler hızla gelişmiş ve diğer ekonomi bilimine ilişkin dalların ilgi öğrencilerin ilgi alanı bakımından öne geçmiştir ve bir ders olarak başlayan İçtimai İktisat adıyla İstanbul Üniversitesi'nde bir ders olarak başlayan bu dal zaman içinde bir bölüm olmuş ve iktisat bilimiyle birlikte iktisat bilimi konuyu daha çok ekonominin gelişmeleri, dalları ve ekonominin üniversitelerdeki durumu içinde yer alırken ona paralel olarak ve onunla bir bakıma rekabet içine girerek sosyal politika, sosyal ekonomi dalı da bilhassa Almanya'dan Türkiye'ye göç eden hocalardan Kessler'in, Profesör Kessler'in gayretleriyle İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde önemli bir dal olmuştur. Zeytinoğlu ile birlikte, Orhan Tuna ile birlikte önemli bir dal olmuş. Oradan Ankara Üniversitesi'ne yansımış. Bu dalın üniversitelere kadar uzanması ve benim Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne katılmamla birlikte konu Ankara Üniversitesi'ne yansımış. Yalnız Siyasal Bilgiler Fakültesi'yle kalmamış. Hukuk Fakültesi'nde sosyal hukuk adıyla bu ders yer almış ve diğer şeylere de bölümlere de yansımıştır. Ve böylece zaman içinde ve şimdi günümüzde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Hocam şimdi şeye gelebilirsek, 27 Mayıs'ta Çalışma Bakanı oldunuz. Evet, önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdikten sonra bir ders, haftada 2 saatlik bir ders olarak okutulmakta olan sosyal politika zaman içinde bölüm olmuştur. Evet. İktisat bölümüyle birlikte bir bütünü oluşturmuştur. Ve günümüzde sosyal ekonomi bölümü gerek Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerek üniversitelerin diğer fakültelerinde işçi hakları, iş hukukunun sosyal yanı ile birlikte işçi
işçi ve işveren ilişkileri, devletin işçi ve işveren ilişkileri karşısında politikaları iktidarda bulunan partilere göre önem kazanmış yahut biraz duraksamalar olmuş. Fakat herhalde üniversitelerde hukuk fakültelerinde, iş hukuku, iktisat fakültelerinde, sosyal ekonomi, sosyal politika adı altında böylece yeni Avrupa'da başlamış olan yeni akım Türkiye'ye yansımış ve Türkiye'de bugün üniversitelerde bir bölüm olarak, birçok durumlarda bir bölüm olarak iktisat bölümünün yanında yer almış. Bu arada Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Ankara Hukuk Fakültesi'nde bölüm niteliğini kazanmış ve bu bir üniversitenin önemli konularından ve eğitim yapılan dallarından bir durumuna gelmiştir. 27 Mayıs'a gelirsek. Ve tabii bu arada bu gelişme bilimsel platformda ortaya çıkmış olan bu gelişme zaman içinde çok geçmeden hükümetlere yansımıştır ve hükümetler çalışma bakanlıklarını yavaş yavaş kurmaya ve o yoldan bir yandan politik kazanç sağlamak için işçi kesimine ilgi duymaya başlamışlar. Bir yandan da bilimsel platformda üniversitenin bu dalı benimsemesi karşısında hükümetler de bu konuyla yakından ilgilenme ihtiyacını duymuşlardır. Ve şimdilerde işte bir aşağı yukarı Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, hukuk fakültelerinde iş hukuku adıyla geniş ölçüde sosyal politikanın bir dalı olarak ders okutulmaktadır. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir bölüm olarak oldukça geniş bir kadroyla bu dal çalışmalarını sürdürmektedir. Ve bu arada doğal olarak da bu gelişmeden hükümetler de bir takım ilgilenme alanı içine girmişlerdir. Ve hükümetler de çalışma bakanlıkları kurmuşlardır. Çalışma bakanlıkları içinde hükümetler üniversitelerle yakın işbirliği kurarak bu dalın hem bilimsel platformda hem de sendikalarda, yeni gelişmekte olan, kurulmakta olan sendikalarda yakın işbirliği ve yakın bağlantı içine girmişler ve böylece Türkiye'de önce İstanbul'da İktisat Fakültesi'nde Profesör Kessler'in öncülüğünde Almanya'dan ayrılarak, bir bakıma Hitler'den kaçarak İstanbul'a gelip İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başlamış ve Profesör Kessler'in öncülüğüyle Orhan Tunalar, Zeytinoğulları ve diğer bir takım genç kuşak arkadaşlar bu dalda görev almışlardır. Bu dalda görev almışlardır. Ve oradan işte benim Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne Cenevre'de doktoramı yapıp Türkiye'ye döndükten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ve Çalışma Bakanlığı'na intisap ettim.
Her ikisini birden yürüterek Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bilimsel platformda hükümetler düzeyinde de siyasal sosyal politikalar düzeyinde bu konuda çalışmalar yapmaya başladım. Benden sonra bir kadro oluştu. Yeni arkadaşlar bir ders olarak başlamış olan sosyal politika, o zamanki adıyla içtimai iktisat bir bölüm oldu. Bir bölüm oldu zaman içinde. Ve o bölüm içinde yeni kuşaklar görev aldılar. İşte bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bu dalın hocaları o zaman da, yani benim de içlerinde bulunduğum 1960'lı 50'li ve 60'lı yıllarda bir bölüm olarak gelişti bu dal ve bu biçimde bugün hemen hemen bütün yeni ve eski üniversitelerde önemli dallardan biri oldu ve aynı zamanda yalnız üniversitede ders düzeyinde kalmadı. Kurulmuş ve kurulmakta olan sendikalarla bilimsel platformda yakın iş birliği içine girildi. Ve zaman içinde çalışma bakanlıkları bu dalda üniversitelerle iş birliği yapma ihtiyacını duydu. Ve bugün sosyal güvenlik dersleri, sosyal politika dersleri, işçileri, işverenleri ve hükümetleri, partileri yakından ilgilendiren dallar geniş ölçüde oluştu ve artık sosyal politika üniversitelerin klasik derslerinden, klasik çalışma alanlarından bir durumuna geldi. Hocam, sizin hazırladığınız bir çalışma yasası var. Daha sonra bildiğimiz kadarıyla şimdi başbakan olan Bülent Ecevit'te mal ediliyor. Daha sonra işçi haklarını işte Bülent Ecevit Türkiye'de evet, getirdi deniyor. Halbuki bizim bildiğimize göre sizin hazırladığınız yasayı bir de lokant tı ekleyerek Bülent Ecevit yasalaştırdı diye biliyoruz. Bu olayın hikayesini anlatır mısınız bize? Kimdi? Ecevit, sizin yaptığınız çalışma yasalarına sizinkinde lockout yoktu. Evet, o lockout'u ekleyerek çıkardı ve ben işte Türkiye'de işçi haklarını getiren... Evet, işte 1900 biliyorsunuz 60 devrimi yeni bir düzen getirdi birçok alanda. Ve 1960 devrimi oluşması için de ben de kendimi çalışma bakanı olarak buldum falan. Devrimi zaten desteklemiştik üniversitede devrime giden yolları açmak için. Yani daha çok bir sosyal devrimi. Geçerli ölçülerde yaşama girmesi için üniversitelerde bir hareket başlatmıştık. Yani yalnız klasik iş hukuku değil de haklar bölümünde, işçi hakları bölümünde bir yeni atılım başlatmıştık. O yeni atılım 1961 devrimiyle politikaya yansıdı. İşte ben o devrimin çalışma bakanı olarak görev aldım ve çalışma bakanı olarak
birçok konularda bakanlığı emeğe ve emeği savunmaya daha dönük, daha faal bir konuma getirmeye çalıştık. Tabii bütün hükümet bu konuda destekçi oldu ve çalışma yaşamı Türkiye'de 1961 devrimiyle ve 61'den devrimiyle birlikte sosyal politikanın hükümet içinde önemli bir dal olarak benimsenmesiyle birlikte bir yeni döneme girildi. O dönem günümüze doğru gelişerek bugün Çalışma Bakanlığı hükümetler içinde önemli bir bakanlık, çok önemli bir bakanlık olarak işçi ve işveren haklarını ve görevlerini haklar ve özgürlükler dengesi içinde tutarak yürütmeye koyulmuş bulunmaktadır. Artık bir zamanlar sendika adının telaffuz edilmesi bile güç olan şeyde, Türkiye'de artık sendika günlük yaşamın önemli bir şeyidir, kurumudur, dalıdır ve bir kesimin haklarının bu örgütle, bu örgüt yönüyle daha güçlü olarak ve daha önemli yollara doğru açılarak yol almıştır. Şimdilerde işte biliyorsunuz sendikalar Türk toplumsal yaşamının başlıca kurumlarından biridir. Emek ve sermaye ilişkilerinde denge kuran bir önemli işçi örgütüdür ve aynı zamanda ülkelerin ve ülkemizin iktisat politikasında söz sahibi olan, yalnız sosyal politikasında değil, iktisat politikasında da söz sahibi olan ve işveren kesimiyle birçok konularda sosyal barış anlayışı içinde yürüyen ve işçi haklarını korurken sermayenin de bir yerde korunması gerektiği düşüncesine önem veren ve sürekli kavga yerine hakları tanıyarak, haklara önemleri ölçüsünde yol vererek bir yeni anlayışı Türkiye'ye getirmiştir. Sermayenin de bir hakkı vardır. Fakat o arada o sermayeyi yaşama geçiren ve o sermayeye hareket veren işçi hakları, çalışma hakları da vardır. Bunlar sürekli olarak çekişme halinde değil, işbirliği halinde çalışarak ülkenin gelişmesine katkıda bulunmalıdırlar. Havasını 1961 devrimi Türkiye yaşamına getirmiştir ve böylece yalnız bir kesimi değil, emek kesimini de, sermaye kesimini de ülkenin yararları doğrultusunda politikalar izlemeye doğru çekmiştir hükümetlerin o sıradaki politikaları. Ve böylece bugüne yansımıştır o politikalar. Bugün Türkiye'deki sendikalar çok önemli bir yolda, çok önemli adımlarla yürümektedirler ve işçi kesiminin liderlerinin pek çoğu sermayenin de bir hakkı olduğu
görüşüne ulaşmışlardır ve bir emek ve sermaye işbirliği yoluyla Türkiye'nin daha çok ve daha hızlı kalkınacağı düşüncesine ulaşmışlardır ve bugün Türkiye'de bir sosyal barış varsa bu sosyal barış işçi kesiminde, sermaye kesiminde her iki tarafın birbirlerinin haklarını tanımaları ve emeğin eskilerde olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi ikinci bir dal değil, fakat toplumsal yaşamda, ekonomik yaşamda sermayenin yanında emek olarak, emek gücü olarak başta gelen bir rol oynamakta bulunduğu düşüncesini benimseyerek yaymıştır. Ve bugün eğer Türkiye'de bir sosyal barış varsa ve Türkiye'de geçersiz ve yararsız işçi ve emek işveren kavgası yok da bir anlayış içinde, bir işbirliği havası içinde çalışmalar sürebilmekteyse, bunlar hep bir dönemin uygulaya gelmiş olan politikaların devamı ve ürünü olarak sürüp gitmektedir. Ve öyle görülüyor ki bu anlayış Türkiye'de batılı ülkelerdeki gibi bizden çok daha önce sanayileşmiş olan ülkelerde olduğu gibi karşılıklı olarak haklar tanınmıştır. Emeğin hakkı da tanınmıştır. Sermayenin hakkı da tanınmıştır. Bu hakların daha iyileştirmesi için kavga yerine birlikte çalışma düşüncesi de ön plana geçmiştir. Ve bugün Türkiye'de bir sosyal barış varsa, emek ile sermaye arasında bir sosyal anlayış, karşılıklı anlayış varsa, bugün deminden beri söylediğimiz süre gelmekte olan işçi ve işveren ilişkilerinin barışçı ve haklarda denge sağlayıcı anlayışa ulaşmış olmalarının sonucu olarak vardır. Bugün artık işçi hakları da, işveren hakları da normal olarak, karşılıklı olarak oturup dostça, arkadaşça, hakça konuları şey ederek, izleyerek ve konuları belirleyerek belli bir yere doğru ilerlemektedirler. Bu ilerleme içinde kavga yerine barış birinci planda yer almıştır ve herhalde herkes de farkındadır. Türkiye'de bir süreden beri emek ve sermaye ilişkileri son derece barışçıl bir izleyimde yoluna devam etmektedir. Evet. O sizin hazırladığınız yasalarla ilgili Sükrü abi de herhalde tanıktır o döneme. Hem Sükrü abinin de o konudaki değerlendirmelerini de alalım şimdi kameraya. Daha sonra biliyoruz ki sizin hazırladığınız yasa sanıyorum ne zaman Sükrü abi 70 şeyde mi Çalışma Bakanı, Ecevit'in Çalışma Bakanı olduğu dönemde 63 evet, yasalaştı. Sendikalar yasası. Ama lockout sendikalar yasası, sosyal güvenlikle ilgili yasalar. Rahmet olmasın. Hayır, ben sizi şimdi bölmeyeyim diye sesini çıkarmadım. Nereden çıkartalım? Bir dizi. Sade. Bir dizi yasa. Yasa. Bu dönemde. Çalışma Bakanlığı'nın döneminde hazırlandı. Hepsini bizim hükümet döneminde yasalaştıramadık. Fakat her şey hazır olarak bırakıldı. Ben Çalışma Bakanlığı'nı
Sayın Bülent Ecevit'e de öğrettim o sıralarda. Evet. İşte Bülent Ecevit de bizim yolumuzda yürüdü. Ama bir de lokant eklemişler. Bizim çizdiğimiz yolda yürüdü. Evet. Sonra tabii sapmalar oldu bir takım şeyler evet. falan ama fazla şey edemedi, cesareti edemedi. Ama şu da bir gerçek ki Halk Partisi'nin de bu yolda yani daha çok böyle sosyal barışı ve sosyal hakları dengede tutmaya dönük yolda Halk Partisi'nin de katkıları oldu. Evet. Ve şu sendikaların, işçi haklarının tanınması, iş kanununun çıkarılması geniş oldu. İşçi Halk Partisi döneminde olmuştur. Ve Halk Partisi'nin şeyi yollarından, ilkelerinden birisi de işçi haklarını bir politika olarak benimsemiş olması ve o yolda partilere öncülük yapmıştır. Evet. Demokrat Parti'ye öncülük yapmıştır. İşçi haklarının tanınması bakımından ve sendikalara gösterdiği yakınlık ve sendikalara gösterdiği destek bakımından da diğer partilere öncülük yapmıştır. Böylece bir yeni yani o zamana kadar söz konusu olmayan bir düzen bir sağlıklı yola girmiştir ve bilhassa toplu pazarlık, toplu sözleşmeler o dönemde Türk sosyal politika yaşamına girmiştir ve dengeli bir sosyal politika oluşmuştur. Sosyal politika yalnız devlet değil veyahut da yalnız işveren değil, bu kez üçüncü partiler işçi kesimi de, işçi sendikaları da o oluşum içinde yer almıştır. Birinci derecede yer almıştır ve böylece bir sosyal barış havası Türkiye'de 1961 şeyde devrimiyle başlamış ve o gerek Halk Partisi'ne ve o sırada sıralarda kurulmuş olan Demokrat Parti'ye de yansımış ve böylece bir hava ve yol, yeni bir yol Türk sosyal yaşamına, Türk ekonomik yaşamına girerek girmiş ve yollar devam ede gelmiştir. Şu sırada gayet barışçı bir yol her iki tarafça da benimsemiş bulunmaktadır. Neden? Çünkü her iki taraf da birbirlerinin haklarını, birbirlerinin isteklerini iyi anlamaya başlamışlardır. Ve tek taraflı bir işçi politikası, sosyal politika olamayacağını iyi anlamışlardır. Her iki tarafta sermaye de kendi hakkı ölçüsünde bir himayeye mazhar olmuştur. İşçiler de kendi çalışmaları ve ekonomik durumları, sosyal durumları ölçüsünde yasalarla birinci derecede himaye görmüşlerdir. Ve böylece Türkiye şu sıralarda sosyal barışı en ileri derecede olan ülkeler arasında yer almış bulunmaktadır. Evet. Yani kavgayı değil, oturup konuşmayı ve bu konuşma sonunda anlaşarak herkese hakkını verilmesini kendileri şey ederek sağlamışlardır. Kendileri Hocam İşçi Partisi'ne giriş ile ilgili olarak evet, da fikirlerinizi söylerseniz. Giriş, şimdi 27 Mayıs'ın Milli Birlik Komitesi üyesi de İşçi evet, Partisi'nde, evet, Çalışma Bakanı evet. da İşçi Partisi'nde. Şimdi ben Türkiye'de sosyal politikayı İstanbul Üniversitesi'nden sonra Ankara Üniversitesi'ne taşıyan insanlardan biriyim. İstanbul Üniversitesi'nde sosyal politikayı Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş olan
değerli bir Profesör Kessler. Evet. Profesör Kessler Türkiye'ye taşımıştır ve İstanbul Üniversitesi'nde Orhan Tınaları ve diğer arkadaşları yetiştiren Kessler'dir. Kessler'dir ve bugünkü durumuna bir, önemli bir dal olmuştur İktisat Fakültesi'nde, sosyal politika dalı. Kessler, Alman Hitler'den kaçan hocalardan birisi Kessler olmuştur. Ve Kessler'in yetiştirdiği Orhan Tınalar, Ziyahettin Fahriler ve diğer arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'nde canlılık getirmişlerdir, canlılık kazandırmışlardır. Oradan Ankara Üniversitesi'ne yansımıştır ve Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne doğal olarak daha Kessler dönemi başlamadan İstanbul'da Ankara Üniversitesi'nde İçtimai İktisat adı altında ve haftada 2 saatlik bir ders olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bu ders okutulmaktaydı. Rahmetli neydi adı şimdi birden gelmiyor. Ziyahettin Fahri. Bu şey o Ziraat Fakültesi'nde hocaydı. Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de hocalığı var. Ve onun gayretiyle bu ders olarak haftada 1 saatlik ders saat olarak 2 saate çıkarıldı. Sonra yeni kuşağın bizlerin Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmemizle öğretim üyesi olarak Avrupa'dan döndükten sonra devlet tarafından gönderilmiştik biz. Bir sınav sonunda İsviçre'ye gönderilmiştik. Bir kısım arkadaşlarla İngiltere'ye gitmişlerdi. Bir kısmı Almanya'ya, Fransa'ya. Onlar yavaş yavaş dönerek kendi dallarında Türkiye'de görev aldılar. Biz de ben ve arkadaşlarım işte sosyal politika dalında görev aldık. Üniversiteye girdik. Sonra 1961 devrimi aldı. O devrimin dinamik yaşamı sosyal politikayı birinci plana çıkardı. İşte o yolda yeni atılımlar yapıldı. Yeni sendikalar yasası çıkarıldı. Yeni sosyal güvenlik yasaları çıkarıldı. Böylece bir yeni hava girdi Türkiye'ye. O hava böylece Türkiye'de sürmektedir. Sürmektedir. Bilhassa sendikaların güçlenmesi ve sendikaların kendi haklarına sahip çıkması önemli bir faktör olarak Türkiye'de sosyal politikaların gelişmesinde yer almıştır. Ve bu yolda dün olduğu gibi bugün de bu sendikaların bu konuda çok faal bir durumda olmaları sermaye ile emek arasındaki dengeyi sürdürmektedir. Herhalde bu sosyal barış her iki tarafın da menfaatleri doğrultusunda gelişme istidadındadır. Emek de gelişmekte olan ekonomiden makul ölçüler içinde payını almalıdır. Sermaye de gene makul ölçüler içinde sermayeyi verilmesi gereken düşecek payını almalıdır. Ve bölüşüm şu hava esmiştir, hala da esmektedir. Bölüşüm
hakça olmalıdır ve bu hakça olmak kavga ederek değil, barış içinde birbirini anlamaya çalışarak ve iki tarafa da hakkını vererek gelişmelidir. Ve bugünkü bir ölçüde sosyal barışın sürüp gitmesi, bu havanın esmiş olması ve esmekte olması sonucunun bir ürünüdür. Üniversitelerin büyük ölçüde katkısı olmaktadır. Bütün üniversitelerde şimdi sosyal politika dersi var. Bütün üniversitelerde sosyal güvenlik dersi var. Ve bunlar önemli dersler arasında yer almaktadır. Şu sırada Ankara'da, Ankara Üniversitesi'nde gerek özel üniversitelerde, gerek devlet üniversitelerinde sosyal politika dersleri var. Sosyal güvenlik dersleri var ve önemli derslerden bunlar. Önemli derslerden ve siyasal bilgiler fakültesinde yetişmiş hocalar bu dersleri çoğu kez okutuyorlar. İstanbul'da da öyle değerli hocalar var. İstanbul'da da KES'lerden kalma hocalar var. Eski hocalar, yeni hocalar var. Ve üniversitelerimizin, yeni ve eski üniversitelerimizde sosyal politika, sosyal güvenlik dersleri önemli dersler arasında yer almakta ve giderek gelişmekte ve büyümektedir. Hocam, İşçi Partisi ile ilgili bir mesajınız da alırsak çok seveceğiz. Yani kamuoyuna bir mesaj verirseniz İşçi Partisi ile ilgili. İşçi Partisi boyuna derslerde işte sendikalarla olan ilişkilerimizde vesaire de bakanlık döneminde hep işçi haklarını savunduk. Bu hakları geçerli kılmak, hayata yansıtmak için yol politikaya gider. Evet. Ben de baktım bu konuda Halk Partisi de olabilirdi. Halk Partisi de olabilirdi. İşçi Partisi de olabilirdi. Halk Partisi güçlü bir parti. Orada da değerli arkadaşlar var bu konularda yararlı olacak arkadaşlar. İşçi Partisi'nde daha bu durum gelişme aşamasında. O bakımdan bu aşama içinde bir katkıda bulunabilirsem iyi olur diye düşündüm. Onun için İşçi Partisi'ne şey ettim. Burada anılar var ama daha duruma gelmedi. Evet. Kitaplarımız da çıksın değil tabii. Mi? Hocamın kitapları zaten benim kitaplarım nasıl? Orada ama neyse. Oraları da çekersin sen, Euro. Hayır, kendi kitaplarım. Şu hariç, çünkü her şeyde, üniversitede ekonomik sistemde dersi yok. Şunlar, bütün üniversitede okutulan kitaplar. Bu da bazı dersin olduğu üniversitelerde, ekonomik sistemler dersinin olduğu şeyde. Bu var. Yani kitap olarak yazıldı, bu var. Şeyde de bunlar var yalnız. Toplumsal politika. Yakında da mı? Toplumsal. Efendim, hocamızın belirttiği gibi Türkiye'de çalışma yaşamının değerinin anlaşılması ve çalışma yaşamının barış içinde yürütülmesinin düzenlemesinin başlangıç tarihi 1960. 1960 devrimiyle bu söz konusu oldu ve 1961 Anayasası, tabii 1960 denince 20 Mayıs 1960 diye evet. Demek istiyorum. Ama bütün bu düşünceler 1961 Anayasası'yla yasalaştı, yasa hayatına geçti.
bütün bu haklar ve 1961 Anayasası 1924 Anayasası'ndan çok farklı olarak devlete sosyal devlet niteliğinde ekledi. Aslında 1924 Anayasası'nın her türlü hukuksal düzenlemeleri içerisinde bile onun nitelikler arasında hukuk devleti geçmemişti. Yani belki bir ihtiyaç duymamış 1924'lerde ama 1924'te de yürütülen parlamento ve yürütülen bütün işler hukuk dışı anlamına taşımaz. Yani bazen hukuk yürür ama ismi konmaz. Bazen sosyal meseleler bir ölçüde yürür ama ismi sonradan konur. Şimdi 1924 Anayasası da bir hukuk şartısıdır, bir Türk sosyal hayatında ortaya konmuş, büyük uygulama alanı görmüş ve büyük devrimlere destek olmuş bir anayasa. Ama o anayasanın içerisinde sosyal haklar formül edilmemiş. Hatta hukuk devletinin ismi bile konmamış. Ama nasıl sosyal haklar 1950'li yıllardan sonra bir ölçüde konuşulmuş, hatta Çalışma Bakanlığı da 1950-60 arasında kurulmuş ise de ama devletin niteliğinin sosyal olması ancak 1961 anayasasıyla meydana geldi. Tabii. Ve 1961 Milli Birlik Komitesi döneminde 18 Eylül 1960 günü Milli Birlik Komitesi'nin ülke sorunları üzerindeki görüş ve direktifleri diye bir belge, tarihsel bir belge resmi gazetede 18 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Orada işçi hakları söz konusu edilmiştir. Toplu sözleşmeden bahsedilmiştir. Grev hakkından bahsedilmiştir. Ve bir direktiftir zamanın yönetimine. O direktif aynen 61 Anayasası'na daha da geliştirilmiş olarak Türk aydınlarının, Türk üniversitelerinin, Türkiye'deki ilerici parti sayılan Halk Partisi'nin de katkısıyla oluşmuş bir metin çıkmıştır. Ve 20 Mayıs Anayasası'nın yanı sıra Çalışma Bakanlığı'nı yapan, şeref veren, o yaptığı için de o döneme şeref katan Sayın Hocamız, çalışma hayatının gerektirdiği anayasal düzenlemeleri de hazırlamışlardır bakanlık içerisinde. Yani sendikalar yasasının, grev ve toplu sözleşme yasasının metinleri hazırlanmıştır. Ama 20 Mayıs'ın süresi çok kısa olduğu için 17 aydır bu süre. Hatta bu süre kurucu meclisin açıldığı 6 Ocak 1961'den itibaren bakarsanız 10 aydır. 10 ay sonra Milli Birlik Komitesi bitmiştir. Fakat o hazırlıklar, Çalışma Bakanı'nın, Sayın Profesörümüzün yönetiminde hazırladığı bütün metinler ondan sonra kurulan hükümete, ki o hükümet İsmet Paşa'nın kurduğu koalisyon hükümetidir. Halk Partisi, Adalet Partisi hükümetidir. Oraya ve dolayısıyla Ecevit'e nakledildi. Ama o metinlerin içerisinde grev hakkı var, toplu sözleşme var, sendikal haklar var. Ama sonradan kurulan koalisyonun karakterine uygun olarak lockout hakkı da onun içine sokuldu. Yani tabii aslında lockout hakkının sokulması çok ilerici bir devrimci kavramla belki telif edilemez görülse de ama ben hocama bir yerde katılıyorum. Barışı sağlamak için, emek ve sermaye arasında barışı sağlamak için o hükümetin de karakterine uygun olarak koalisyonun önüne konabilmiştir. Yani ben o kadar çok şey görmüyorum, yani bir sosyalist partinin insanıyım ama o zaman o lokaliteyi korumuş olmasını da korunmasa daha iyi olurdu ama korumuştur, zarar yok. Fakat o sistem 61 anasıyla kurulan hocamın hazırladığı bütün o şeyler Ecevit hükümetiyle, Ecevit'in Çalışma Bakanlığı hükümetiyle yürürlüğe kondu ve o sistem gerçekten 1971'e kadar, yani 1961 arasında büyük değişikliklerin yapıldığı tarih olan 1971'e kadar Türkiye'de sosyal dengeyi, sosyal adaleti ve işçi haklarını dengeli bir surette oluşmasını sağladı.